Kanseri tetikleyen sebeplerin başında ise tabii ki sigara, özellikle de dudak, damak, boğaz, nefes borusu, akciğer kanserinde %98 sigara rol oynuyor. Çünkü sigara hücrelerin yapısını, dokusunu bozuyor. Kana karıştığı için karaciğer kanserini, böbrek kanserini, diğer kanser türlerini de tetikliyor. Sigaranın neden bu kadar tehlikeli? Sigara ile ilgili yıllar önce çok uzun bir yazı hazırladım ben. Evet. Bir, metan gazı içerir. Bataklıklarda böyle fokur fokur kaynayan gaz, metan gazı. Bütan gazı, çakmaklarda kullanılan gaz. Tulen içerir. Tulen, tiner. Bildiğimiz tiner, temizlik gazı. Amonyak içerir, tuvalet temizliğinde kullanılan. Efendim, kadmiyum içerir, pil yapımında kullanılır. Yani tütüne kadmiyum bitkisi de denir. Çünkü bütün kadmiyumu çevresindeki emer, absorbe eder. Ve bu çok çok tehlikeli kadmiyum. Çünkü kadmiyum çinkonun zıttı. Çinko bir insan bünyesinde ne kadar faydalıysa, kadmiyum o kadar tehlikeli. Kadmiyum çoğaldıkça çinko azalır. Birbirinin zıttı, yiter. Yani onu yok etmeye çalışır kadmiyum. Evet. Kadmiyum arttıkça çinko azalır. Çinko 300 enzimin oluşmasında anahtar rol oynar. Kofaktör. Çinko olmadan hormonlar, enzimler olmaz. Cinsellik dahi biter. Her şey buna bağlı. Kadmiyum, sigarayla kadmiyum yükseliyor. İnsan kendini zehirliyor. Çinkoyu azaltıyor. Ondan sonra diyor ki, neden ben iktidarsızım? Neden? Çinko yok. Nasıl oluşacak? Hormon oluşması lazım. Bunun için çinko gerekir. Şeker hastalığında da, kalp damar rahatsızlığında birçok hastalığında çinko. Çok önemli. 300 çeşit enzimin oluşmasında kofaktör, ana madde. Polonyum 210 içerir. Polonyum 210 radyoaktif bir madde. Sigarayı içtiniz, akciğerdeki hücrelere yerleşti. 15 yıl radyoaktif ışın yayıyor. Diğer hücrelere böyle zarar veriyor. 15 yıl. Yok olmuyor. Sigara içtin bitti. Öyle zannediyor. Oh, ne güzel. Nargile daha tehlikeli. Nargile en az 80 sigaraya bedel. Ha, bir de şu var. Nargile mesela gidiyorlar, içiyorlar ya böyle gençler. Oh ne güzel. O hortumun içerisinden kaç kişi içiyor nargile aynı hort şeyle? Bilmiyorum onun adı nedir nargile çubuğunun içerisinde. Ben de bilmiyorum hocam. Fokur fokur çekiyorlar. İçinden bakteri, virüs, mantar, mikrop yerleşiyor. O mikropları da alıyor. Ne oluyor? Zatire, bronşit, faranjit, sinüzit bir sürü hastalık tetikliyor. Mikroplar hızla yayılıyor. Kahvelere gidin o herkes nargile içiyor. Maşallah. Bilinçsizce kendini zehirliyor insanlar. Aslında Allah bize bir beden vermiş. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Evet. Eziyet ediyoruz onu anlattıklarınıza göre. Asetik asit içerir, sitrik asit içerir. Arabaların egzozundan çıkan karbon monoksit zehirli gaz içeriyor. İçerir. Yani 4400 kimyasal madde içerir. Çok çok tehlikeli. Bu nedenle sigara içenler yavaş yavaş hazırlasınlar. Kendilerine bir yerden mezar hazırlasın. Tehlikeli. Çok sert girdiniz hocam. Nargile daha tehlikeli. Ya ben demiyorum bunu. İlim adamları klinik araştırması yapmış. Evet. Dünyada 30 milyon insan kimyasal sigaranın tetiklediği kanserden dolayı ölüyor. Türkiye'de klinik araştırması yok ama Türkiye'nin nüfusu Almanya nüfusuna yakın olduğu için aşağı yukarı 250 bin kişi de Türkiye'de kanserden ölüyor. Yani takriben.